Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gündemini aktaracağız. Siyasetin gündemiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala serbest kalsın çağrısı yapan büyükelçilere sert çıktı. İstenmeyen adam ilan edilmeleri yönünde talimat verdiğini açıkladı. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası kabile devleti değil diyen Erdoğan'ın hedefinde Selahattin Demirtaş'la CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı. Yatıyorlar, kalkıyorlar, kavala kavala. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 ülkenin büyükelçisine çok sert tepki gösterdi. Türkiye'yi anlamadıkları gün burayı terk edecekler dedi. Sözü cezaevindeki bir başka isme Selahattin Demirtaş'a getirdi. Bay Kemal bunlarla beraber değil mi? Selo aşağı, selo yukarı diyor. Beraber yatıp kalkıyorlar. Bunlar terörist selo ile beraber olurlar. Bunlarda ağır yok. Yasin Börü'yü öldüren selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken selo değil miydi? Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız. Eskişehir'de açılış törenlerine katıldı, halka seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti il danışma toplantısında da kürsüdeydi. Bürokratlara yönelik çağrısı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sen kimsin de tehdit ediyorsun? Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum. Sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın diyen Erdoğan sandık mesajı da verdi. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Eskişehir'in anaları inşallah 23'ü CHP'ye zindan edecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda partisinin kadın kollarıyla bir araya geldi. Mesajlarını ekonomi üzerinden verdi. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talibiz diyen Kılıçdaroğlu hükümete kış gelmeden asgari ücreti arttırın çağrısı yaptı. Biz sizin sorunlarınızı çözmeye talibiz. 15 yıldır çözemediler, 20 yıldır çözemediler. 5 yılda Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Önceliğini ekonomiye verdi, geçim standardı üzerinden iktidara yüklendi. Buradan hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle 2825 liradan 3049 liraya çıkarınız. CHP kadın kollarının Kuşadası etkinliğinde kürsüdeydi Kılıçdaroğlu. Kara kış geliyor dedi, fiyat artışlarına dikkat çekti. Doğalgaz parası ödeyecek, elektrik parası ödeyecek. Daha yiyeceğe içeceğe para kalır mı onu bilmiyorum. Tam bir sefalet ekonomisi yaşıyoruz. Buradan da Türkiye'yi kurtaracağız. Sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik eleştirilerine de getirdi. Gençler tweet atmaktan korkuyor. Bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz dedi. Bu da pompalanıyor. CHP iktidar olursa bütün haklarınızı elinizden alacak. Ya 450 kilometre adalet için yürüyen bir insan bir kişinin hakkını, hukukunu alır mı ya? Toplantı kotalar bize dar, hedefimiz iktidar başlıklıydı. CHP lideri de konuşmasını sandık mesajıyla noktaladı. Unutmayın, geliyor, gelmekte olan. Erdoğan'ın yabancı büyükelçilerle ilgili çıkışını ise sosyal medyadan eleştirdi. Bu hareketlerinin sebebi mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır dedi. Ankara-Washington ilişkilerinde S-400 füze sistemleriyle başlayan krize çözüm aranıyor. İşte bu süreçte ABD Kongresi'nin bazı üyeleri Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazdı. İpler bir kez daha gerildi. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Joe Biden'la ay sonunda yapacağı görüşmede. F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında Amerika'nın
böyle bir teklifi söz konusu oldu. Ödediğimiz 1 milyar 400 milyon doları öyle ya da böyle alacağız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD Kongre üyeleri ise yeni bir skandala imza attı. F-16 müzakerelerini sabote etmeye kalktı. Bizim elimizdeki F-16'ların yenilenmesi lazım. 30 Ekim'de bildiğiniz gibi bir zirve yapılacak Roma'da. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Biden görüşecekler. O kritik görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yazdı kongre üyeleri. Türkiye'ye yönelik hem yeni F-16 satışına hem de ortak modernizasyon projelerine karşı çıkmaya çağırdılar. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasıyla başlayan krizi derinleştirmeye yönelik bir adım attı kongre üyeleri. Blinken'a yazdıkları mektupta Türkiye'yi NATO ittifakının standartlarını ihlal etmekle suçladılar. Katsa yaptırımları yürürlükteyken F-16 satışına onay verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili şüphe uyandıracağını iddia ettiler. Bursa'da eski sevgili dehşeti yaşandı. Bir kadın uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından dövüldü, zorla kaçırılmaya çalışıldı. Onu ölümün elinden kurtarıp alansa bir mucize oldu. İnmek istedim, bırakmadı beni. Bu sırada sürekli darp ediyor ve hakaretler ve tehditler sunuyordu. Eski sevgilisi kabusu oldu. Uzaklaştırma kararını çiğnedi, kaçırmaya çalışıp darp etti. Arkamdan beni tutup hemen kaldırıp götürmeye çalıştı. Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki Burcu Can Eşmen bir süre önce erkek arkadaşı Emre Özer'den ayrıldı. İddiaya göre o ayrılık genç kadın için kara günlerin başlangıcı oldu. Bir daha barışmak istemediğimi söyledikten sonra iyice öfkesi arttı. Tam bir ay önce beni evime gelip darp etmişti. Ondan da şikayetçi olmuştum. O yüzden uzaklaştırması vardı. Ama Emre Özer o kararı çiğnedi. Bir kız arkadaşımla birlikte bir yere eğlenmeye gittik. Daha sonra eski erkek arkadaşım Emre Özer oraya geldi. Beni zorla arabaya bindirdiler. Arabayı bir tane çocuk kullanıyordu. Güvenlikler, o ortamdaki insanlar falan sadece izlediler. Öldüresiye dövüldü. Araç trafik ışıklarında durmasa belki de şimdi hayatta olmayacaktı. Boğazımı sıkıp nefes alamayınca can havliyle son bir kez artık arabanın kapısını açtım. Çığlık atmaya başladım, kurtarın beni diye. İnsanlar toplaşmaya başlayınca kaçtı. Saldırgan eski sevgili tutuklandı. Ona yardım eden arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Planlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçu mevcut. Gereken cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Düdüklü tencerede pişen yemekler daha lezzetli oluyor, kabul. Ama dikkat etmekte fayda var. Zira bazen inanılmaz kazalara sebebiyet verebiliyorlar. Bu kez patlayan düdüklü tencere Ankara'daki bir lokantayı savaş alanına çevirdi. Düdüklü tencerenin patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı ve o kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik bugün. Düdüklü tencere bomba gibi patladı. Lokanta çalışanları saniyelerle ölümden kurtuldu. Düdüklü tenceremiz patladı. 3 kişi ölümden döndük burada. Akıl almaz görüntü Ankara sitelerdeki bir lokantanın mutfağında kaydedildi. Bu adam düdüklü tencerenin yanı başındaydı. Orada biraz daha dursa belki de canından olacaktı. Mutfaktan çıkmasıyla düdüklü tencere patladı. Burada insanların sağlığıyla canıyla oynanılıyor. Mutfakta oluşan hasar patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Çalışanların iddiasına göre bu yaşadıkları ilk değildi. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz yani. Bu ikinci kez geldi başımıza. Gönderdik, yenisiyle değiştirdiler, yine aynısı oldu. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Lokanta çalışanları ise düdüklü tencereyi imal eden firmaya tepkili. Biz bu tür düdüklü tencere üreten firmaların, şirketlerin denetim altına alınmasını istiyoruz. Ayağa kalkmadığı için hakim tarafından duruşmadan polis zoruyla çıkarıldığını öne sürmüştü. Genç avukat şimdi de hakkında soruşturma açıldığını öğrendi. İşte hakimle avukatı mahkemelik eden o ilginç olay.
Beni zorla yemin ve hüküm aşaması dışında ayağa kaldırmaya zorladı. Duruşma sırasında kendisine psikolojik şiddet uygulandığını iddia etmişti. Avukatla hakim arasındaki ayağa kalkmadın tartışmasında yeni perde açıldı. Kürsüye elleriyle vurdu ve avukatınım artık kesin sesiniz dedi. Ve daha sonra duruşma salonuna polis çağırdı ve beni polis marifetiyle duruşma salonundan attırdı. Avukat Tuğba Gültekin yaklaşık 2 sene önce duruşmada yaşananları Show Haber'e anlatmıştı. Şöyle bir hareket yaptı. Avukat hanım ayağa kalkın dedi. Benim ayağa kalkıp kalkmamam önemli değil ama zorunda değilim. İddiasına göre savunmasını oturarak yapmak istediği için hakimle tartışmıştı ve şimdi hakkında soruşturma açıldığını öğrendi. Ben hakim hanıma yönelik olarak şunları söylemişim. Hakimliğe yakışmayacak şekilde davranıyorsunuz. Ego probleminiz mi var? Umarım en yakın zamanda emekli olup gidersiniz. İfadelerini söylediğim iddiasıyla hakkımda soruşturma açılmış oldu. Ayağa kalkma tartışması sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Duruşma hakimi avukat Gültekin'in kendisinin üzerine yürüdüğünü iddia etmiş, hakaretler savurduğunu belirtmişti. Duruşma salonuyla o da karşılıklı. Hakim duruşma salonundan çıktıktan sonra bana gel gel işareti yaptı. Ama insanların yanına doğru konuşmak için de gidersiniz. El kol hareketleriyle üzerime doğru yürüdü. Ben sabahtan beri yine bu şekilde konuşuyorum. Avukat Tuğba Gültekin yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Gerçekten çok üzüldüm, çok strese girdim. Hakkında soruşturma açıldığını öğrenince tam anlamıyla bir şok yaşadı. Şimdi o da bir hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı. Şunu söylediğinizde hakim hanım 10 duruşmanın 5'inde işlem yapmadığınızı ve bu duruşma zaptarıyla da şahit gerçekten yapılmadı. Bunu söylediğinizde de işte ayağa kaldırılmaya zorlanıyorsunuz kanunsuz şekilde. Duruşma salonundan polisle atılıyorsunuz kanunsuz şekilde. Daha sonra da hakkınızda ceza soruşturması başlatılıyor. O zaman hakkınızı aramak aslında bir süre sonra bir cezalandırma aracına dönüşüyor. Şimdi merak edin. Avukatla hakimi karşı karşıya getiren olayın nasıl sonuçlanacağı. Show Haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüyle devam edeceğiz şimdi. İstanbul Güngören'de bir binanın sakinleri diken üstünde. Nedeni eline geleni kıran, küfürler yağdıran, hatta iddiaya göre doğalgazı açıp herkesi havaya uçurmaya çalışan komşular. Çok aşırı sıkıntı yapıyor. Evde korkuyorum, oturamıyorum. Dün bunu buraya fırlattım. İçerideyim, hani balkonuma çıkamıyorum. Eline geçen her şeyi kırdı. Yetmedi, bahçedeki ağacı sökmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam komşularına büyük korku yaşattı. Güngören Güneştepe'deki bu apartmanda yaşayan kimsenin huzuru kalmadı. Çünkü iddialarına göre bu dairede oturan Bülent Bey gece geç saatlerde küfürler ediyor, evindeki eşyaları bahçeye çıkıp tek tek parçalıyor ve onlar bu durumdan çok rahatsız. Hem huzurları kaçıyor hem de kendilerine bir şey yapar diye oldukça tedirginler. Kapıdan çıkmaya korkuyorum. Komşulara rica ediyorum. Beni bekliyorlar merdivenin başında. Ne yapacağını bilmediğimiz için tedirgin oluruz tabii. Çok tedirgin oldum. Kapıma yanaşıp hani küfür ederek çık dışarı, çık dışarı diye. Sabahlara kadar bağırıyor, çağırıyor. Biz sabaha kadar uyuyamıyoruz. Binamızda hiç huzur yok yani. Komşular tedirgin, huzursuz ve uykusuz. İddialarsa çok ciddi. Doğalgazı söktü, gaz çıkardı. Biz gece gaz kokusu hissettik ama tabii biz anlamadık ne oldu. Sabah fark ettik. Sabah işe giderken doğalgazı açık bırakıyor gidiyor bazen. Binada kötü bir şekilde doğalgaz kokusu oluyor. Belki havaya uçma imkanımız da olabilir yani. Evinde tek başına yaşayan Bülent Yılmaz iddialara göre gece saatlerinde kendi kendine bağıra çağıra konuşuyor, küfürler ve tehditler savuruyor. Resmen karşısında başka biri varmış gibi sürekli cevap veriyor. Onunla kızıyor, ona bağırıyor falan filan ama ne olduğunu çözemiyoruz. Bülent Bey iddiaya göre sadece kendi evine değil apartmandaki bu duvara da zarar veriyor. Komşuların iddiası evine giderken bu duvarı anahtarıyla bu şekilde çizdiği yönünde. İddiaların odağındaki Bülent Bey'in kapısının önündeyiz. Bunları tabii ki ona da sormamız gerekiyor. Sanırım kendisi evde yok. Herkes çok rahatsız yani. Kimse dışarı çıkamıyor. Çocukları bakkala gönderemiyoruz. Bilemiyoruz nasıl olacak. Bir hastaneye mi yatacak artık, ne yapacaksa yetkililere duyurmak istiyoruz. Eli bıçaklı bir adam halk otobüsünün önünü kesti. Etrafa tehditler savurup işte bu şekilde cama vurmaya başladı. Şoför ve yolcular Bursa'nın göbeğinde ölüm korkusu yaşadı. Aşağı götürsene.
elinde bıçak otobüsün önünü kesti, camı vura vura çatlattı. Yolcular da şoför de kabusu yaşadı. Halindekini bırak, halindekini bırak. Dün akşam saatleriydi. Bursa'da seyir halindeki halk otobüsünün önüne eli bıçaklı bu adam çıktı. Arasanıza polisi. Şoförler aldırıyor. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Belli ki kendinde değildi. Tehdit etti, hakaretler yağdırdı. Elindeki bıçakla defalarca cama vurdu. Ben otobüs şoförüyüm. Şoför otobüsün kapılarını kilitledi, yolcular polisi aradı. Bıçaklı saldırgan bir süre sonra geldiği gibi uzaklaştı. Yolcular rahat bir nefes aldı. Efendim, aynı tuzak yine işe yaradı. Bir kişi daha internetteki yetkili servis tuzağına düştü. Bozulan süpürgesini servise teslim eden kadın dolandırıldığını günler sonra anladı ama işin peşini bırakmadı. Görüntüsü çok profesyonel. Markanın kendi logosunu kullanıyorlar. Kanmamak çok elde değil. Logoya kandı, yetkili servis sandı, dolandırıldığını iş işten geçince anladı. İlk aramada da karşınıza çıkan bir site bu. Üsküdar'da yaşayan kadının 3 hafta önce 3000 lira değerindeki elektrikli süpürgesi bozulmuştu. Elektrikli süpürgesi bozulan Mine Hanım bu kez internetten yetkili servis araştırmasına başladı. Başına geleceklerden habersiz sitede karşısına ilk çıkan linke tıkladı. Markasıyla ve yetkili servisin numarasıyla orada kaydolmuş bir siteden hizmet almak istedim. Eve geldiler, işte aletin arızasını söylediler, götüreceğiz, tahmin edeceğiz dediler. Arkasından bir hafta içinde eve getireceklerini söylediler. 10 gün geçti ancak süpürge gelmedi. Cihazı bir türlü gelmeyince Mine Hanım da çareyi o numarayı defalarca aramakta buldu ama her seferinde telefon yüzüne kapatıldı. Ben yine aynı numarayı aradığımda, nerede benim cihazım diye sorduğumda anlamaya çalıştılar halde. Sonra da kapandı telefon. Telefonun arızalandığını düşündüm. 15-20 kere aradığımda da yine engellendiğimi fark ettim. Şüphelendi, başka bir numaradan aramayı denedi. Alet nerede diye hesap sormaya geldiğinde kapatıyorlar telefonu. Bunun üzerine soluğu karakolda aldı. Markanın kendi telefon numarasından aradığımda bizim böyle bir yetkili servisimiz yok cevabını aldık. Karakola getireceğini söylediler ve ben de oradan teslim alacağım. Talihsiz kadının tek dileği başkalarının da aynı tuzağa düşmemesi. Altını çizmek istediğim şey bu yetkili servis diye işlem gören numaraların yetkili olup olmadığını kontrol edilmesi. Şişli'deki bir bina için iddiaya göre aylar öncesinden kentsel dönüşüm kararı verilmişti ama bina sahibi kiracılara söylemeyince onlarca kişi İstanbul'un göbeğinde elektriksiz ve susuz kaldı. Şu anda burada yatıyorum. Elektriksiz, susuz. 18 günün içinde burayı boşaltın. Tamam, boşaltayım ama nereye gideyim? Kentsel dönüşüm kararı çıktı. Bina sahibi aylarca haber vermeyince kiracılar ortada kaldı. Caddenin ortasına çadır mı kuralım? Ne yapalım yani? Burası İstanbul Şişli'de 12 dairelik bir bina. Belediye tarafından işte arkamda gördüğünüz bu bina ile ilgili Mayıs ayında kentsel dönüşüm kararı verilmişti. Ancak iddiaya göre bina sahibi binada oturan kiracılara bir türlü bu bilgiyi vermedi. Hiçbir şekilde haber vermedi. Belediye tarafından haberimiz oldu. Şu anda biz ne yapacağımız hiç bilmiyoruz. Bina sakinleri evlerinden çıkarılacaklarını tam 18 gün önce öğrendi. Ancak iddiaya göre bina sahibi kira kontratlarını son güne kadar devam ettirdi. Çıkın olayını duyana kadar biz kirayı verdik mal sahibine. Ve mal sahibi bizi bu şekilde dışarı attı. İçeride kaporamız var. Kentsel dönüşüme giren bu bina için belediye ekipleri dün öğle saatlerinde geldi. Elektriği ve suyu kesti. Burada karşılaştığımda onunla şok oldum. Geldiğim bu şekilde gördüm. Elektrik sayaçlarının hepsini tek tek çıkarttılar. Kiracılarsa tüm geceyi mum ışığında geçirdi. Mum kullanmak zorundayız. Suyumuzu açıyoruz. Yok. Bu taktığınız nedir başınıza? Gece eve gelirken önümü görebilmek için bunu takmak zorunda kaldım. Kiracılar kendilerine haber vermeyen bina sahibi hakkında şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Mahkemeye verenler olacak. Yetkililer bizi düşünsün. Çok mağduruz.
İzmir'de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı bir mescide girdi. Sonrasında da kıskıvrak yakalandı. Ne olduğunu anlamaya çalışan cemaat ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. Oturuyoruz. Selamlarımızı verdik. Önümüzden birisi koşturuyor. Arkasından polis koşturuyor. Yani hayatımızın şokunu yaşar gibi bir şey oldu orada. Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı mescide daldı. Cemaat nefes kesen kovalamacayı şaşkınlıkla izledi. Camide yaşamayacağımız bir olayı yaşadık ilk kez. İzmir Ödemiş'te Yunus ekibi bu uyuşturucu satıcısının önünü kesti. Yakalanacağını anlayan zanlı kaçtı. Polis peşine düştü. Kaçan şüpheli saklanırım diye düşündü. Bir anda mescide daldı. Cemaatin arasından geçip saklanmaya çalıştı. Cemaat şaşkındı. Onlar ne olduğunu, ne yaşandığını anlayana kadar polis zanlıyı yakaladı. Polisimiz girdi içeri. Tabii ne oluyor diye biz de şaşkın şaşkın bakınırken tekrar onu aldılar, geri getirdiler. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli emniyete götürülürken cemaat de arkasından baka kaldı. Efendim, malumunuz cilde sürülen her şey ilaç gibi emiliyor ve hal böyle olunca da sahte kozmetik ürünler tehlike saçıyor. Kozmetik ürünleri yakın markajı alan Sağlık Bakanlığı firmalara ceza yağdırdı. 443 ürün güvensiz ve uygunsuz bulundu. Uzmanlar da uyardı. Bitkisel olanlardan almaya çalışıyorum. Ben özümde internetten o tip şeylere pek güvenmiyorum, sahtesi olabilir diye. Sizin cildinize sürdüğünüz bir ürün aslında kana karışıyor. Yani siz belki de cildinize zehir sürüyorsunuz. Sıvı sabun, şampuan, parfüm, göz kalemi, fondöten. Sağlık Bakanlığı tüm bu ürünleri inceledi ve yapılan analizler sonucunda pek çoğu güvensiz ve de uygunsuz bulundu. Yaptığı 532 denetimden 438 tanesi uygunsuz olarak çıktı. 5 tane üründe sağlığa zararlı maddeler içerdiği ortaya çıktı. Bazı ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verilirken firmalara toplamda 590 bin lira ceza verildi. Güvenmemek gerekiyor. Eczaneden tercih ediyorum ben, daha klinik şeyleri. Güvensiz ürünlere her yerde rastlamak mümkün ama en çok da internette. En bilinen markaların bile yarı fiyatından da ucuza sahteleri satılıyor. Bunun benzeri bir olay yaşadım ben. Geçenlerde anneme bir parfüm almak istedik fakat sahte ürün çıktı. Kozmetik pazarı Türkiye'de her geçen gün büyürken uzmanlar özellikle de internette ve sosyal medya üzerinden satılan kozmetiklerle ilgili uyarıyor. Tanınmış kişilerin yaptığı reklamlarla birçok ürün sahte olarak internetten satış yapılabiliyor. Yanıltıcı reklamlar yüzünden pek çok vatandaş sahte ürünleri kullanıp sağlığından olabiliyor. Biz oralardan almıyoruz. Biz de reklamlara kanarak alıyoruz. Pişman oluyoruz. Makyaj yapmadan dışarı çıkamıyoruz. Cildimizin geldiği hal ortada yani. Güvensiz ve uygunsuz ürünler listesi Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden duyurulurken eczacılar kozmetik ürünler internette satılmamalı uyarısı yapıyor. Aslında ben eczacılık okuduğum için şampuanlarda paraben oluyor, SLS oluyor. Bunlar aslında silikon. Bunlar gözeneklerimiz tıkadığı için saç dökülmelerine yol açıyor. Dikkatliyim çünkü sonuçta cilt tipi bu. Fethiye Belediyesi Hava Oyunları Festivali'nin 21.sini düzenledi ve paraşütçüler gökyüzünde süzüldü. Ortaya da muhteşem görüntüler çıktı. O heyecana Show Haber ekibi de ortak oldu. Uçmak gökyüzünde süzülürken hayata bakabilmek kanatları. Adrenalin, macera, heyecan hepsi bir aradaydı. Yamaç paraşütçüleri eşsiz manzaraya karşı işte böyle süzüldü. Şu anda müthiş. Yani hiç bulut yok, fazla rüzgar yok. Günlük güneşlik müthiş bir hava için. Fethiye Hava Oyunları Festivali 42 ülkeden gelen sporculara ev sahipliği yaptı. Yüzlerce metre yüksekte heyecan doruktaydı. Akrobasi pilotuyum. 16 yaşındayım. Çok özgür oluyorsunuz. İstediğiniz gibi uçabiliyorsunuz. Vallahi kuş gibi gitti. Çok heyecanlıyım. İki defa çıkıp uçmadım. Bu sefer uçacağım.
Eminiz, kararlıyız. Eminim. Isparta'dan geliyorum. Güzel bir etkinlik. Hava oyunları. Şov Haber ekibi de o heyecana tanıklık etti. Şu anda teleferikle Babadağ'a çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Neler olacak, korkuyorum ben biraz. Korkacak bir şey yok. Yaklaşık 10 dakika sonra Babadağ uçuş pistine varmış olacağız. Bunu sen ceket gibi giyiniyorsun. İyi bir kalkış yapmamız için tamamen benim direktiflerime uyacaksın. Birkaç adım koşu pozisyonunda kaldıktan sonra ayaklarımız yerden kesilecek. Gökyüzünden ölü deniz manzarası eşsizdi. 5 dakika bile olmadı. Şu manzara beni benden aldı. İnanılmaz. Çok güzel. Sanıldığı kadar tehlike seviyesi yüksek bir spor değil. Muhteşem bir manzarada gökyüzünde sürünmeye devam ediyoruz. Hafiften bir dönüş yapalım bakalım. Evet, hocam çok şey yapmayalım. Çok şey yapmıyoruz, evet. Çok şey yapma. Allah. 1730 metreden kalkış yaptık. Altımızda muhteşem ölü deniz manzarası var. Güzel. Uçuş yarım saat sonra yerde bitti. Efsaneydi. İnişimiz de güzeldi. Hocam. Hem pandemi yüzünden yaklaşık 2 yıldır kıyafet alışverişini erteleyenler hem de kış sezonu alışverişini daha ucuza yapmak isteyenler soluğu pazarda aldı. Kıyafet pazarları tıklım tıklım doldu taştı. İmalat, imalat, imalat. 20 liraya bayan. Eldiven, atkı, şapka 17 senedir bunlar satıyorum. Her şey onlara. Pijama takım bakıyoruz. Hanımlar 20 liraya mango, mango. Fiyatlar nasıl şu anda? Fiyatlar gördüğünüz gibi gayet ucuz. 25, 35, 40 o civarda. Bize göre çok uygun yani. Kazaktan monta, çantadan çoraba, şapkaya. Pazarda yok yok. Özellikle şapka almak için geldim buraya. Pazardan torunlarıma Almanya'ya götürmek için 600 aşortman, kot pantolonu, kendime kazak aldım, ayakkabı aldım. Havaların soğumasıyla kışlık alışveriş sezonu da başladı. Bakın kıyafet pazarları da tıklım tıklım alışverişi yapan vatandaşlarla dolu. Fiyatlarını söylediklerimiz zaman çok şaşırıyorlar. Seviyoruz pazar olunca. Uygun dışarıya göre. Kalite olarak da çok kötü değil. Biz de pazarlara düştük. Öğrenciyiz malum. Pamuk fiyatları yükselişe geçti. Dolar, euro kuru derken tekstilde üretim maliyetleri arttı. Bu durum mağazaların etiketlerine de yansıyınca vatandaş da soluğu pazarda aldı. Her şey onlara ya. Oh, onlara her şey onlara ya. Her şey onlara ya. Bu tayta 50 lira diyoruz. Bu polar mağazalarda 115 lira. 75 lira diyoruz. Hep bunlar ihracat fazlası, orijinal marka çoraptır. Gördüğünüz gibi tane 2 liraya. 2 liraya şimdi sakız vermiyorlar. Biz 2 liraya çorap satıyoruz. Tek kişilik çarşafları 15 liraya, çiftleri 20 liraya satıyorum. Fiyatları makul bulanlar kadar pazarı pahalı bulanlar da var. Bizim pazarımız tabii en ucuz burası. Bakın yani. Hep pahalı pazar. Yapma. Vallahi pahalı. Çok pahalı. Pazarda ürünler kapanın elinde kalıyor. Bu sebeple iyi alışveriş yapmanın da taktikleri var. Güzel malı bulmak için ne yapmak lazım? Biraz daha karıştırmak lazım. Bir de sabah erken gelmek gerekiyor. Seviyorum ben, stres atıyorum. Sonuna kadar gideceksiniz. Herkese de yarışmak zorundasınız. Her şey onlara ya. Çok ilginç bir hırsızlık olayının görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Bir hırsız emekleyerek girdiği pastaneyi soyup soğana çevirdi. Pastane çalışanıysa adeta hırsızın işini bitirmesini beklermiş gibi başına geleni çok sonra fark edebildi. Emekleyerek geldi, çekmecedeki paraları cebine, yeleğinin içine doldurdu, tek kuruş bırakmadı. Van'da güvenlik kameralarına yansıyan bu hırsız göçmen kaçakçılığından aranıyordu. Suç dosyası oldukça kabarıktı. Son olarak İpek Yolu üzerindeki bu pastaneye girdi. İçeride kimsenin olmayışı işini kolaylaştırdı. Paraların olduğu çekmeceye emekleyerek geldi. İçi doluydu. Bütün hasılatı ceplerine ve yeleğinin içine doldurdu. Hızla uzaklaştı. Pastane çalışanı durumu hırsız tam kapıdan çıkarken fark etti ama iş işten geçmişti. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. İstanbul'da bungee jumping keyfi olur mu diyorsanız oldu. Show Haber'de adrenalin tutkunlarıyla birlikte o heyecanı doyasıya yaşadı.
Gözleriniz dolu dolu olmuş. Ha evet. Atlayana kadar korkutuyor. Atladıktan sonra çare yok artık. Her seferinde çok fazla heyecanlanıyorum. Sorguladınız mı? Şu an ben ne yapıyorum dedi. Vallahi sorgulayacak vakit hiç yoktu yani o an. Biliyorsunuz biraz. Olabilir. En zor kısmı yukarı çıkmak. Atlama kısmı kolaydı. Adrenalin tutkunlarının vazgeçemediği belki de en eğlenceli aktivitelerden biri. Bungee jumping yapmaya geldik. Vincin sepetinde bekliyorlar ve yaklaşık 72 metre yüksekteler. Kenara geldiklerinde yapacakları şey tam olarak bu. 3, 2, 1, bungee. Nereden geldin? Ankara'dan geldim. Bunun için mi geldin? Evet, özellikle bunun için geldim. 450 kilometre yol geldin. Evet. Ama değdi kesin. Değdi mi? Kesinlikle. Burada biz insanlara adrenalin yaşatmak için geliyoruz. 72 metreden atlayış yaptırıyoruz. Boğaz Köprüsü 64 metre. Onu 8 metre geçtik. Önce güvenlik, sonra eğlence. Heyecanlıyım. Önce yapmış mıydın? Yaptım. 10 yıldır birçok kez atladım. Güzeldi, çok güzeldi. Bence her insanın hayatında yapması gereken bir şey bu. Heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum. Bakayım ne olacak merak ediyorum. Nasıldı? Çok güzeldi. Ne hissettiniz? Bize anlatır mısınız biraz hislerini? Anlaydım zaten. Bilmiyorum. Çok güzeldi. Çok güzel hissettim. Ve artık sıra bize geldi. Tabii ki ekipmanları giyeceğiz. Ambulans hazırlayabilir miyiz şu kişiye? Bu yolun geri dönüşü yok. Gidiyoruz. Allah! Önce bir şüphe ediyorsunuz. Acaba yapmasam mı diyorsunuz. O anlık cesaretle kendinizi bir anda boşluğa bırakıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle müthiş bir his. Şovman Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.